Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynayacağız ama bu sefer gelecek güncellemeler hakkında konuşacağız. DAF'ımızı aldık. Görüyorsunuz bu DAF'ın yakında pencereleri açılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İpucunu şimdiden vereyim. Yolda konuşacağız. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Direksiyon setimiz burada. Yola çıkacağız. Hemen konuya gireceğiz. SCS Software artık bazı şeyleri böyle yavaş yavaş bizlere göstermeye başladı. Aracımız burada. Şöyle göstereyim abi. Şu pencerenin açıldığını düşünsenize. Veya şu pencerenin açıldığını düşünsenize aşağıya doğru. Mükemmel bir detay değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir el frenimizi indirelim. Şöyle koltuğumuzu da azıcık ayarlayalım. Retarder devrede hemen kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz şahane. Ama siz asıl yarınki olayı bekleyin. Arkadaşlar bakın. Yarın efsane olay bir video var. Yarın efsane olay bir bilgilendirme videosu var. Bakın bugünkü de çok önemli. Yıllardır beklediğimiz şu pencere açma olayı var ya. Bununla ilgili konuşacağız. Ama siz asıl yarın 14.00'da gelecek herkesin merak ettiği, bakın herkesin ETS 2 ile ilgilenen, oynayan, ETS 2'yi bilen herkesin merak ettiği video yarın 14.00'da. Bakın çok iddialı konuşuyorum. Alarmınızı kurun. Gelecek güncellemelerle ilgili süper detaylar var. Yarın 14.00'ı bekleyin. Bilginiz olsun. Efsane bir video gelecek yarın. Efsane. Şimdi arkadaşlar yarınki videoyu unutun. Bugünkü videoya odaklanın. Bugün sizlere ne söyleyeceğim abi? Bugün arkadaşlar şu pencereleri görüyorsunuz. Bakın şu pencereler açılmıyor. Gerçekten açılmıyor. Yıllardır hani yıllardır sıkıldığımız şeyler ya. Böyle pencere açılsın, bir oyunun sesi değişsin, dışarıdaki sesi duyalım bakın. Bak tırın içinden ses bu şekilde. Mesela bu motoru bir bakın. Görüyor musunuz? Sesleri. Seslerle ilgili de bir güncelleme var. Onu da söylemiş olayım şimdi. Oyunun sesleri de değişecek bu arada. Motor sesleri, atmosfer sesleri daha doğrusu. Mesela bakın. Şöyle. Şu sesi duyuyorsunuz ya bakın. Bu ses var ya. Bu değişiyor. Değişiyor. Bu ses böyle biraz daha gür. Biraz daha gür şekilde çıkacak. Her neyse çok fazla detaya girmeyeyim. Çünkü ses çok fazla bir şey değiştireceğini sanmıyorum sizler için ama pencere olayı gerçekten benim beklediğim bir olaydı. Ya ben pencerenin açılıp kapanmasını isterim. Belki çok büyük bir detay değil ama pencerenin açılıp kapanmasını ben isterdim. Şimdi arkadaşlar ekrana fotoğrafı bırakıyorum. SCS Software tarafından ATS'de çekilmiş bir görüntü. Yani American Truck Simulator'da çekilmiş bir görüntü. SCS Software bu fotoğrafta American Truck Simulator'da böyle doğanın güzelliğini göstermeye çalışıyor. Ama bu sırada ne dikkatimizi çekiyor arkadaşlar? Tırın penceresinin açık olduğu dikkatimizi çekiyor. Normalde SCS'nin fotoğraflarında böyle detaylar hani oluyor. Ama nasıl detaylar oluyor? SCS fotoğraf ve video paylaşırken böyle ufak tefek detaylar vermeyi seviyor. SCS'nin amacı şu. Ben onu da söyleyeyim sizlere. Mesela SCS bir video çekiyor. Bir fotoğraf paylaşıyor. Bir ne bileyim Instagram'larında, Twitter'larında bir şey paylaşıyor. Hani bir güncelleme ile ilgili mesela doğayı gösteriyor ama o bazı fotoğraflarında böyle ufak tefek hani detaylar veriyor. Oyuncular acaba böyle bir bilebilecek mi? Anlayabilecek mi? Hani böyle ufak tefek detayları gelecek güncellemeleri gösteriyorlar. Gelecek güncellemede tırın pencereleri açılacak abi. Ne zaman gelir tam olarak belli değil. Önümüzdeki hemen güncellemede mi gelir? Yoksa daha sonra mı getirirler bilmiyorum. Zor bir şey değil. Gerçekten zor bir şey değil. Ama tırın penceresi fotoğrafta gördüğünüz gibi açık. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda tırımızın pencerelerini açabileceğiz. Abi bu bence güzel bir detay. Hani olması gereken bir olaydı. Yıllardır olması gereken bir olaydı. Bunu yapan bir kişi vardı aslında benim Steam'imde de ekli kendisi. Truckers MP'nin yani multiplayer'ın geliştiricisi olan MWL. MWL.
Meyveli diyorum ben, biliyorsunuzdur belki meyveli. O bir açılır pencere olayı yapmıştı. Hani zamanında ama kaldı gitti öyle. Her neyse, resmi olarak SCS tarafından pencere açma özelliği gelecek. Yani şu anda şöyle göstereyim. Dışarıdan böyle gözüküyor. Şu pencerenin yarıya kadar veya istediğiniz kadar açıldığını, kapandığını düşünsenize. Yani çok büyük bir detay değil ama gerçekten benim için güzel bir detay. Hani olması gereken bir detay. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yorumlarınızı mutlaka yazarsanız sevinirim. Fotoğrafı bıraktım zaten. Görüyorsunuz fotoğrafı. Yani gelmesi olması gereken bir şeydi. Daha birçok şey eksik aslında. Şimdi ben bu videoda desem ki daha hangi özelliklerini? Mesela hani hava özelliği yok. Yani kalorifer özelliği yok. Mesela camlar bu olsun, bir şey olsun. Camlar pislensin, yıkatalım. Ondan sonra perdeyi böyle indirip kaldırma mesela, böyle yukarı aşağı ayarlama özelliğimiz olsun. Cama sabitlediğimiz navigasyonu mesela istediğimiz yere koyalım. Onu bile koyamıyoruz. Hani o bile yok. Hani böyle ufak tefek detaylar aslında oyunu güncel güzelleştirir ama olsun. SCS Software yakalandı abi. Paylaştığı fotoğrafta yakalandı. Tırın camı yarıya kadar açık. Gördünüz. Yani ATS'ye gelen şey ETS'ye de geliyor zaten. Biliyorsunuz hani ATS'de gördüm diye şaşırmayın. ATS'ye gelecek, ETS'ye gelmeyecek mi diye merak etmeyin. ATS'ye gelen her şey ETS'ye geliyor. ETS'ye gelen ATS'ye gidiyor. Hiç merak etmeyin. Zaten ikisi de aynı güncellemeleri alıyor. Vallahi güzel. Hani benim hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Çünkü SCS böyle ufak tefek detayları şu anlık önem veriyorsa yakında hani daha birçok şey görebiliriz. Mesela şu tırın içindeki tuşları kullanabiliriz. Belki aracımız kirlenir. Belki ne bileyim hani ufak tefek böyle camlarda buğulanmalar olabilir. Yağmurun gücü değişebilir. Kar efekti olabilir. Hani aklınıza başka ne geliyorsa biraz daha oyun bize kendimize göre kişiselleştirmeyi yapabilir. Mesela modifiye paketleri biraz daha artabilir. Hani böyle aynaların oynaması, kapanıp açılması. Ne bileyim abi, böyle değişik şeyler olabilir ya, böyle efektler olabilir. Ben bekliyorum açıkçası SCS'den bu tür şeyleri ama işte SCS genelde harita güncellemelerine, ondan sonra tır getirmeye uğraştığı için tabii daha büyük, daha önemli şeyler onlar ama yani böyle ufak tefek detaylar olması bence gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti bu cam açılma olayı. Ben bunu gördüm arkadaşlar. Anca videosunu çekebiliyorum bu arada, kusura bakmayın. Bayağı oldu haberin paylaşılması. Ama ben bunun videosunu anca çekebiliyorum. Ama siz dert etmeyin. Yani hiç merak etmeyin abi. Bütün güncel haberleri ben elimden geldiğince sizlere vermeye çalışacağım. Hani şunu da söyleyeyim. Yani şu anda şöyle bir durum var. Mesela SCS Software tarafından Euro Truck Simulator 2'ye veya American Truck Simulator 2'ye gelecek bir harita veya bir nasıl söyleyeyim ya, bir harita güncellemesi, onu size çıkmadan yani Steam'de satışa sunulmadan ben test edip videosunu çekebiliyorum. Onu da söylemiş olayım buradan. Yani onunla ilgili herhangi bir gelişme, bir harita güncellemesi, bir şey olacaksa böyle hani bitmeye yakın şekilde SCS zaten onları bizlere veriyor. Biz onun testini yapıyoruz. Ben de sizlere onun videosunu çekerim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yani bu kanalda gelecek güncellemelerle ilgili çok fazla bilgi alabileceksiniz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olalım abi. Lütfen abone olalım. Videoyu beğenelim. Yani sırf şu açılabilir cam için bile bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama siz asıl yarın çok fena. Yarın çok fena ya. Yarın gerçekten 14.00 bekleyin. Çok fena bir video var arkadaşlar. Mükemmel bir video var. Ya yarın yok böyle bir şey. Vallahi çok güzel konuşacağız yarın. Yarın mükemmel bir konuşma videosu yapacağız. Hem böyle sürelim hem konuşalım istedim arkadaşlar. Hatta tırı biraz da ileride çekeceğim. Diyeceğim ki abi bak, burada kalmıştık diyeceğim. Burada kalmıştık diyeceğim. Videoyu yapıştıracağım. Videoyu çekeceğim birazdan. Aklımda ne söyleyeceklerim falan, her şey aklımda arkadaşlar. Siz yarınki videoyu bekleyin diyorum. Bak bugünlük bu aperatif. Bu aperatif. Ana yemek yarın. Bak yarın efsane video var. 500 kere söyledim çünkü efsane bir video var arkadaşlar yarın. Mutlaka 14.00'ı bekleyin. Tahmininiz nedir sizce? Yarın bakın ipucu vereyim biraz yarın. Şeyle ilgili, SCS Software ile ilgili. Yani ETS 2 ATS ile ilgili arkadaşlar. SCS Software ile ilgili diyeyim ben daha doğrusu. Hani yarın ne videosu gelecek acaba? Eurocoach Simulator. Onu da bekliyoruz. Ondan da bir haber yok. Mesela çoğu arkadaşımız yazabilir. Olabilir belki yarın videonun konusu. Otobüs oyunu.
Yorumlarınızı bekliyorum. Yarın sizce ne videosu gelecek? Yani hangi konu hakkında konuşacağım? Ne tür bir bilgilendirme yapacağım sizlere? Yani detay verin. Şey demeyin mesela. Abi güncellemeyi söyleyeceksin. Ama ne güncellemesi? Abi oyunu tanıtacaksın. Ne oyunu tanıtacaksın mesela? Hani öyle şeyler yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Açılabilir pencere olayını beğendiniz mi? Konuşamıyorum abi valla. Arkadaşlar canlı yayından çıktım o videoyu böyle çekiyorum. Canlı yayından çıkıp çekiyorum şu videoyu. Gerçekten yoruldum. Bir tane daha video çekeceğim birazdan. Kusuruma bakmayın. Valla yoruldum biraz. Gerçekten videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hatta şu benzin istasyonunu da çekelim. Şuradan giriş var mı? Bu arada direksiyon setimi beğendiniz mi? Nasıl? Hani keyif alıyor musunuz direksiyon setiyle oynamamı? Hani beğeniyor musunuz? Güzel sürüyor muyum sizce? Herkes buraya giriyor. Ne varsa burada. Abi düşünsenize ya. Pencereyi açıyorsunuz abi. Çok büyük bir detay değil. Gerçekten hani şey gelebilir. Ulan niye bu kadar şey yaptım? Abi benim için önemli. Benim için önemli abi pencerenin açılması. Şöyle şuraya doğru yanaşalım. Bakın buradan devam edeceğim. Aracımızı durdurduk. E-frenini çektim. Bakın. Araç aynı böyle kalsın. Anlayacaksınız zaten. Buradan devam edeceğim. Üstüm başım aynı olacak. Yarınki 14.00'da olacak videoyu bekleyin. Bu pencereler açılacak arkadaşlar. Yakın zamanda bunun güncellemesi gelecek. SCS bunu bizlere duyuracak. Zaten SCS paylaştığı fotoğrafta bunu bizlere gösterdi. Ama bu pencere mesela tırı kapattığımızda otomatik kapanır mı? Yoksa kendimiz manuel mi kapatacağız? İstediğimiz kadar açabileceğiz mi? Tamamen açılacak mı? Hani gerçeğiyle uygun birebir yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Mesela gerçekte DAF'ın penceresi tamamen açılıyorsa tamamen açılacaktır diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir şeye girmezler. Hani farklı bir pencere olayına girmezler. Bence güzel oldu pencerenin açılıp kapanması. Güzel bir detay. En azından ya gerçekten bakın tırın içindeki ses ne kadar az. Dışındaki ses ne kadar fazla. Pencereyi açtığımızda o sesi biraz daha duyacağımızı tahmin ediyorum. Bir de ses motorunda değişiklikler olacak. Bakın. Görüyor musun? Bu ses biraz daha böyle gür çıkacak. Yani oyunun atmosfer sesi böyle değişiyor arkadaşlar. Ses motoru değişecek. Bilginiz olsun. Yarın 14.00'da videoyu bekleyin. Bu videoya da deli like atalım. Sizce yarın ne videosu gelecek? Yorumlara yazalım ve ayrıca pencere açma kapama özelliği sizin için ne kadar önemli? Hani beklediğiniz bir özellik miydi veya beklediğiniz bir özellik var mı ekstradan? Yorum olarak yazalım yine. Bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.